Öyle. Evet arkadaşlar, endemin Türkiye geneli sınavından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Yukarıdaki cetvelin her iki ucundaki boşlukların uzunlukları eşittir. Şöyle bir kare ifadesi, cetvelin uzunluğuna en yakın olan tam sayıyı, eğer cetvelin uzunluğu iki tam sayının tam ortasında ise bu tam sayılardan küçük olanını göstermektedir. Buna göre cetvelin uçlarında bulunan herhangi bir boşluğun alabileceği uzunluk değerleri aşağıdaki aralıklardan hangisiyle ifade edilebilir diye sorulmuş. Öncelikle cetvelimizdeki zaten minimum uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 6 olduğunu biliyoruz. Elde edeceğimiz uzunluğun da yani cetvelin toplam uzunluğunda kaç santimetre olabileceğini görüyoruz buradan arkadaşlar. 8 santimetre olabileceğini görüyoruz. Demiş ki burada biz arkadaşlar bakın. Eğer demiş cetvelin uzunluğu iki tam sayının tam ortasında ise bu tam sayılardan büyük olanını göstermektedir. Zaten şimdi 8'i göstermesi için sayı doğrusunu düşünürsek şurada 8 var. Şurada 7,5'umuz olsun. Burada 8,5'umuz olsun. 8,5'un sağ tarafında 9'a gidecektir. 7,5'un sol tarafında da 7'ye gidecektir. Bu aralıkta olması gerekir. Tam eşitlik olduğu durumlarda ne oluyor ona bakalım. Burada yazmış onu. Uzunluğu iki tam sayının tam ortasında ise büyük olana. Yani 7,5'taysa bizi kaça götürecek? 8'e. Ama 8,5'taysa kaça götürmüş olacak? 9'a. Demek ki bizim burada alabileceğimiz uzunluk 8,5 olamaz. Ama kaç olabilir? 7,5 olabilir. Minimum 7,5 olacağı için buranın tam 7,5 olduğu durumu hesaplayalım. Sağdaki boşluğa K dersem soldaki boşlukta K. 6 artı K minimum kaç olabilir arkadaşlar? 7,5. Buradan 2K 1,5 gelir. K'mız da 1,5'un yarısı olan 0,75 olarak bulunmuş olur. Demek ki bizim alt sınırımızın 0,75 olması, şöyle eşitlik durumlarında gelmesi gerekir. Doğru cevabımız ya D olacaktır ya da A olacaktır arkadaşlar. Üst sınırı da 8,5 gibi düşünelim ama 8,5 olduğu durumu eşit almayacağız. Çünkü 8,5 olduğunda bir üst değer olan 9'a tamamlıyor arkadaşlar. Yine K ve K dedik. 6 artı 2K eşittir 8,5. 2K eşittir 2,5'tan K'mızda bu sefer kaç gelmiş olur? 1,25. Ama 1,25 eşit olamayacak çünkü bu durumda 8,5'un üst değeri olan 9'a tamamlanıyor. Dolayısıyla üst sınırımızda 1,25'e eşit olmayan durum olarak belirlemiş olacağız. Doğru cevabımız da D şıkkı gelmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, endemik yayınların Türkiye genelinden güzel bir geometri sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Şekil 1'deki O merkezi 80 derecelik yay OC boyunca kesilip 20 ve 60 derecelik iki daire dilimine ayrılıyor. Daha sonra bu daire dilimleri şekil 2'deki gibi birbirine düzlemsel olarak yapıştırıldığında A noktası A üssüye geliyor. Alfa açısı kaç derece diye sorulmuş. Şimdi burada yarıçap uzunluklarımız değişmeyecek. Şuradaki AO'nun OC'ye ve OB'ye olan eşitliği burada da devam edecek arkadaşlar. Burada sanırım görmemiz gereken durum şu. Şurası 60 derece. Şöyle birleştirdiğimizde şurada bir eşkenar üçgen elde etmiş oluruz. Her biri kaçar derece gelmiş olur? 60. Şu koyduğum S'ye benzeyen işareti şuraya da koyayım. Aynısını buraya da çizeyim arkadaşlar. Aynı işareti buraya da koydum. Ayrıca şuradaki açı 60 ise buradaki açının da kaç olduğunu biliyorum. 60. Şuranın tamamında 60 olduğunu biliyorum. Peki şuradaki 20 derecelik açımız ters döndürüldüğü için nereye gelmiş oldu? Şuradaki sarı kısma geldi. Bakın aslında ben burada bir ikizkenar üçgen elde ettim. AC, CB'ye eşit. Tepe açımda 60 artı 20'den kaç oldu? 80. Burası alfa ise buranın da ne olması gerekir? Alfa. Şuradaki ABC üçgeninde 2 alfa artı 80 kaça eşit olacak? 180'e. Alfamız da 180 eksi 80 100. 100 bölü 2'den 50 derece olarak hesaplanmış olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Endemik yayınların Türkiye genelinden bir güzel bir fonksiyon sorusunu daha sizler için çözmeye çalışacağız. 242 sınıfındayız. Savaş'ın kalemiyle, İrem'in kameramanlığıyla sorumuzu çözüyoruz. Melisa da, ben de kalem almıştım. Onu da söyler misiniz hocam dedi. Onu da söylüyoruz. Evet. Şimdi burada fonksiyonun tanım ve görüntü kümesi önemli arkadaşlar. Bakın, değer kümesi önemli. Reel sayıların pozitif kısmında yine reel sayıların pozitif kısmına tanımlı. Bunu unutmayalım. Demiş ki bakın, her x ve y pozitif gerçel sayısı için demiş. Fx çarpı y, fx çarpı fy'ye eşitmiş. F1 artı F2 verilmiş ve F8 soruluyor. Ben diyorum ki önce X ve Y'ye 1 vererek başlayalım. İkisine de 1 verirsek sol taraf 1 çarpı 1'den F1 gelecektir. Sağ tarafsa F1 çarpı ne olmuş olacaktır? F1. Aslında şöyle bir eşitlik elde ettik. F1, bunu da bu tarafa atarsak eksi F1'in, şöyle göstereyim arkadaşlar, karesi eşittir ne geldi? 0. Ben buraya bir F1 parantezini alayım. F1 parantezinde 1 eksi F1 eşittir 0 gelecektir. Bu durum bize F1'in ya 0 olduğunu ya da şuradan 1 olduğunu söyler arkadaşlar. Yani F1'imiz ya 0 olmalı ya da kaç olmalı? 1 olmalı. Yani ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak. Bu durumlar için F1'in ya 0 olması gerekir ya da 1 olması gerekir. Ama biz F'in görüntü kümesinin zaten pozitif reel sayılardan oluştuğunu biliyoruz. O zaman 0 alamayız. Almamız gereken değer kaçtır? 1'dir. Demek ki bizim burada aradığımız F1 değerinin kaç olması gerekir arkadaşlar? 1 olması gerekir.
Bakın şu F1'in yerine 1 yazarsak F2 değerinin kaç olması gerekir peki? 3 olması gerekir. Şimdi biz F1'i 1 bulmuş olduk. F2'miz de 3. Bunlardan faydalanıp F8'e ulaşmaya çalışacağız. Şuradaki X çarpı Y'yi görüyorsunuz. Burada şu 2'den faydalanarak önce bir F4'e ulaşalım. Diyorum ki şöyle yazalım. F2 çarpı 2 eşittir. F2 çarpı F2'den. Bunun kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 3. Bunun kaç olduğunu biliyoruz. 3. 3 kere 3'ten F4 değerimizi 9 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Şimdi F4'ü de bulmuş olduk. F4 9. F4'ü biliyoruz. F2'yi biliyoruz. F1'i biliyoruz. Kaça ulaşmaya çalışacağız? F8'e. 8'i de şöyle yazalım. 2 çarpı 4 diye yazalım. Bu da o zaman F2 çarpı F kaça eşit olacak? 4'e. Bakın bu bize neyi veriyor şu anda arkadaşlar? F8'i veriyor. F2'nin kaç olduğunu biliyoruz? 3. F4'ün kaç olduğunu biliyoruz? 9. 3 kere 9'dan aradığımız F8 değerini arkadaşlar 27 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar en demin Türkiye genelinden yine güzel bir geometri sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Şekil 1'deki düzgün altıgen şeklindeki karton FD ve FB boyunca kesilerek elde edilen parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. FD üssü 4√13 olduğuna göre başlangıçtaki kartonun çevresi nedir? Altıgende uzunluklarımızı hatırlayalım arkadaşlar. Bir kenar uzunluğumuza eğer A dersek burası A geliyordu. Şurada 120, 30, 30 ikizkenar üçgeni oluştuğu için şuradaki FD uzunluğu A√3 oluyordu arkadaşlar. Bakın buradaki üçgenler keserek şöyle yapıştırılmış. Bize FD üssü verilmiş ya, ben diyorum ki şuradan bir tamamlayalım. Şöyle. Tamamladık. Şuradan da birleştirdik. Şuradaki dik üçgenden faydalanarak uzunluklarımızı hesaplayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında şuradaki uzunluğumuz neye denk gelmiş olacaktır? Şuradaki DC uzunluğuna, yani bir kenarın uzunluğuna denk gelmiş olacaktır. Buraya biz ne yazalım arkadaşlar? A yazalım. Şurası da bakın FD uzunluğu da A√3'e eşit. Şuradaki CD üssü uzunluğu da yine buradaki FB ya da FD uzunluklarına eşit olacak. Mavi üçgenimizin şuradaki uzun kenarı, burası da A√3 oldu. Şurada Pisagor yaptığımızda FD üssünü hesaplayabiliriz. Burası kaç verilmiş peki? 4√13. Pisagor'u yazalım. 4√13'ün karesi ne yapar arkadaşlar? 16 çarpı 13 yapar. Eşittir. 2A√3'ün karesi ne yapar peki? 2√3'ün karesi 12. 12A kare yapar. Artı A'nın karesinden de A kare gelmiş olur. Bakın 16 çarpı 13 eşittir. 12A kare buradan, 1A kare de buradan, 13A kare yaptı. 13'lerimiz gittiğinde A karenin 16 olduğunu, yani A'nın kaç geldiğini bulmuş oluruz arkadaşlar. 4 geldiğini bulmuş oluruz. Başlangıçtaki kartonun çevresini sormuş. Bir kenarımıza A demiştik. Altıgenin çevresi 6A olacağı için 6 kere 4'ten doğru cevabı 24 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.